arkadaşlar. Kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün bir kez daha sizlerleyiz. Aslında benim için şu an 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. O yüzden siz bunu 9 Mart izleyeceksiniz ama bu vesileyle tüm kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım öncelikle. Bugün özel gelen de Wonder Woman tanıtım videosunu şimdi izleyeceğim. Sonra da üzerine konuşacağız. Zaten geriye bir tek Cyborg kaldı. Sonrasında da belki sürpriz bir teaser daha gelirse. Ki bugün internete bir şeyler düştü ama apar topar toplandı. Ben izlemedim henüz. Hoş değil çünkü. Neyse. Şu an konumuz o değil. Biz Wonder Woman teaserını izleyelim. Sonra üzerine konuşalım. Biraz ses vereyim. Evil does not sleep. It waits. Something is calling him. Back to the Dark Ages. The devil and his army. And hell. The world is broken. This is the only way. I watched your island burn. Show him your fear! We have no fear! They said the Age of Heroes would never come again. Don't engage alone. We do this together. Çok iyiydi. Uhu. Evet, şimdi düşünüyorum. Muhtemelen arada annesinin sesini duyduk. Colin Wilson'ın sesini duydum. Ama ne dediğini anlamadım ya. O kadar heyecan yaptım ki şeye takıldı gözüm. Siyah kıyafetle gelmişti ya Diana Tapınağı. Şimdi normalde beyaz kıyafetle gittiğini gördük. Sonra da siyah kıyafetle yine elinde okla çıktığını gördük. Bunlardan biri bence filmin başında, diğeri filmin sonunda. Diye düşünüyorum. Sadece tahmin yürütüyorum. Birinde gelip İlk işgalle ilgili konulara bakıyor. Steppenwolf durdurduktan sonra da belki filmin sonunda beyaz da geliyor. Hatta filmin sonunda siyah da geliyor, bilmiyorum. Tekrardan gelip bir kez daha inceliyor ve daha büyük bir tehditin kapıda olduğunu, yani Darkseid'in kapıda olduğunu farkına varıyor. Benim oradan yaptığım çıkarımı onu düşünürken arada kimle konuşuyor farkına varmadım. Sadece bir şeyleri duydum. Amazonların sesini duydum. Hani ölümden korkmuyoruz tarzı bir savaş çığlığı attılar hep birlikte. Belki de büyük İstilaya, Darkseid'e karşı dünyaya yardım etmeye karar verecekler ordularıyla birlikte. Belki Atlantistler de gelecek. Eğer bir gün olur da başarırsak Justice League 2, 3 gibi filmler gelirse orada belki de dünyanın tüm güçlerinin, işte insanların, meta insanların, Atlantistlerin, Amazonların vesairenin, hatta eski tanrıların gücünü taşıyan belki Shazam ailesinin Apokalips'e, Darkseid ordularına karşı durduğunu göreceğiz. Bilemiyorum. Umarım. Sadece umuyorum bunu. Bunun için de savaşacağız elbette. Restore the Snyderverse hashtag'i bunun için var. O etiket bunun için var. Ve biz bunun için varız. Durmayacağız. Yani o Steppenwolf'un mavi yanan gözleri çok iyi olmuştu. Orada o bir de Diana'nın koşuşu. Gerçekten hani Patty'ye laf etmek istemiyorum ama Wonder Woman 84'u hala izlemedim bu arada. Ancak gördüğüm fragmanlarda, tanıtımlarda o savaşçı ruhunu bir türlü yakalayamamıştım. Zack Snyder savaşçının ne demek olduğunu çok daha iyi biliyor. Kendi nazarımda. Yani bir karakterin duruşu, bakışı, koşuşuna kadar hepsini çok daha iyi yansıtıyor. Kılıç ve Kalkan da bu konuda çok daha yardımcı oluyor. Her ne kadar Patty çok agresif gösterdiğini düşünüp elinden almış olsa da benim gözümde Wonder Woman bu. Yani büyük istilayı daha önce görmüş bir ırktan geliyor Wonder Woman. Aquaman de keza öyle ama Aquaman biraz daha bağlarından kopup büyümüş bir karakter. Babası yetiştiriyor sonuçta. Atlantis'le olan bağını çok çok daha sonra keşfediyor. Keşfetmiyor aslında ama tekrardan o bağı kuruyor diyelim. Wonder Woman ise öyle değil. Diana Amazonların elinde büyüyor ve bu tarihe daha yatkın. Daha sonrasında ayrılıyor ve insanlığın arasına karışıyor. Orada yani ters bir ilişki var düşündüğünüz zaman ama o yüzden o tehditin çok daha fazla farkında ve işlerinde belki de en büyük savaşçı o yüzden o. Çünkü o tehditleri biliyor ve savaşçı olarak yetiştiriliyor. Uhu. Evet, günler giderek azalıyor. Yarın da muhtemelen Cyborg'un tanıtımı gelecek. Ondan sonra da umuyorum ki ya yeni bir fragman ya da bir belki Martian Manhunter, belki Darkseid, belki başka biri. Bir iki teaser daha gelirse.
Sevinirim. Ben bu teaserları izlemekten zevk alıyorum. Bana 2017'yi hatırlatıyor. O zaman da çünkü 5 gün 6 gün kala böyle fragmanın yayınlanmasına her gün bir karakterin teaserını atmıştı Zack. Sanki yeniden o günlerde gibiyim. Çok güzel ve değişik bir duygu. Hoşuma gidiyor. Öyle. Benim yakaladıklarım, gördüklerim bunlar. Eğer siz farklı bir şeyler görürseniz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Sağda solda paylaşın. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.